Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de Aksaray'ınıza hoş geldim. Aksaray'a ilk defa geliyorum. Ihlara Vadisi'nde dolaştım sabah, güzel oldu. Buralara böyle kısa gelip gitmelik bir yer olmadığını anladım. Biraz daha uzun inşallah kalmaya, Allah kısmet ederse yeniden gelmek istiyorum. Bugün bir hanım kardeşimiz dedi ki bir şiir okuyun hocam dedi. Peki dedim ben de. Sena Nur muydu? Evet. Bir şiirle başlayalım. Ondan sonra normal konuşmamızdan devam edelim. Hangi şiir okuyalım senin için? Rüknettin'in Kalbi İçin Kehanetler. Gençlerden bu şiiri duyan var mı? Hı? Gençler biliyor olması lazım bunu. Evet. Peki. Evet, şöyle ortadan bir yerden başlayıp birkaç dakika okuyayım. Kardeşimizin de gönlünü yapalım. Hep böyle midir? Kalbin hep böyle yavaş mıdır Rüknettin? Aynalar sana bir savaş mıdır Rüknettin? Yarın dudaklarından trenler geçer de kalbinin istasyonunda durmaz mı? Sen hiç satrançta yenilmez misin? Atına binip hep gider misin Rüknettin? Bilmez misin atından ayrı düşen bir vezir zehir gibi çoğaltır kanında yalnızlığı? Ve nihayet şahlar da aynalardan geçer. Bir sen mi kalırsın bu rüyada Rüknettin? Herhalde hep böyledir. Bu dünya sevenlere bir tuzaktır Rüknettin. Rüknettin kalbinin birinci muhasarası. Buraya kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Konuşmayı unuttuyduk. Hal diliyle söylediydik. Dua okuduyduk. Yağmur dilediydik. Kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Hoş geldiniz, buyurun, işte kalbim. Adımı unuttuğum zamanlarda Rüknettin'im. Gövdesi ihlal edilmiş bir yetimim. Şu kapıdan buyurun, az ilerisi kalbim. Benim kalbim bir ıslah evidir doktor. Yetim bir doktor, pardon. Benim kalbim bir ıslah evidir doktor. Yetim bir çocuk durmadan azarlanır içinde. Benim kalbim gövdesi ıslah evlerine çakılı bir kuştur. Uçmayı bilemeden ölür kenar otellerde. Kalbim ıslah olmaz bir kuştur doktor. Tıkanır, ölür metropollerde. Ardından attar okunur. Bir çiçeği uyandırmak için mi söner bu ateşgahlar? Kaldırmak için mi yeraltını o derin uykusundan kurur bu göl? Ne var ve ne oluyor? Neden türkü söylüyor fesleğenler? Uzakta biri mi göründü? Bir İncil okurken düşüp bayıldı mı? Bir rüya mı gördü yalnız keşişler? Yeni bir ilim mi keşfedildi? Ne oldu? Siz doktor, yazabilir misiniz bir gülü yeniden? Alıştırabilir misiniz baharı çürüyen toprağa? Ve kabaran yağmuru yer altına ve bir aşkı ayrılığa yakıştırabilir misiniz doktor? Kanatlarında hüzün ve manolya taşıyan kuşlarla konuşabilir ve trampetimi geri verebilir misiniz bana? Böyle, evet. Benim 20'li yaşların ortasında yazdığım bir şiir bu. Belki 30 yaşlara doğru. Fakat bazı şeyler eskimiyor, bazı şeyler hep kalıyor. Bu şiirle büyüyen birkaç kuşak oldu. Birkaç kuşak bu şiirleri ezbere söylüyorlar. Dolayısıyla bize de hatırlatınca biz de hatırlamış oluyoruz, onlarla paylaşıyoruz. Evet, bugün biraz insanın bu dünyadaki mutluluk arayışını konuşalım. Huzur arayışını konuşalım. Çünkü hepimizin huzura ihtiyacı var, değil mi? Hepimizin
dünyayı daha güzel, daha emniyetli bir yer olarak bilmeye, kendimizi daha iyi insanlar olarak bilmeye, etrafımızı da emniyetli insanlar olarak bilmeye ihtiyacımız var. İnsanlardan sıklıkla şöyle şeyler duyuyorum. Kimseye güvenmiyorum artık. Bir sırrımı birisine anlattım, o sır her yerde duyulmaya başladı. Artık insanlarla sırrımı paylaşmak istemiyorum. Böyle bir yalnızlaşma, insan korkusu, insanlardan uzaklaşma hali var. Ben de böyle hissediyorum diyenler elini kaldırsın. Ben böyle hissetmiyorum diyenler elini kaldırsın. Başa baş gibi. Evet. İnsanlara güvenecek miyiz, güvenmeyecek miyiz? Hı? Güvenelim mi, güvenmeyelim mi? İnsan evladı doğduğu zaman sanki böyle bir boşluğa doğmuş gibi, sanki bir duygusu yokmuş gibi düşünülüyor. Fakat psikoloji deneyleri var, çok enteresan. 6 aylık bebeğe bir tane kötü adamı izletiyorlar, bir de iyi adamı izletiyorlar. Kötü adam işte birisini kırıyor, dövüyor filan. İyi adam birisine iyilik yapıyor. Sonra bebeğe bir şeyi itme, mesela su, ikisi de susamış gibi yapıyor. Suyu bebek ya birine itecek ya öbürüne itecek. Küçücük bebekler suyu istisnasız iyi adama itiyorlar. Buradan bilim adamları diyorlar ki biz öyle nötr bir şekilde doğmuyoruz. Bizim dünyamız, beynimiz, iç dünyamız, ruhumuz iyiliğe programlı. İyiliği istiyoruz, iyiliği arıyoruz. İyiliği gördüğümüz zaman oraya yöneliyoruz. Hakikaten 20 sene evvel, 30 sene evvel bir keşif yapıldı insan beyninde. Ayna sinir hücresi diyorlar buna. Mesela ağlayarak karşından bir insan geliyor, değil mi? Ağlayarak gelen insana gülerek yaklaşamıyorum. Beynimde ağlama hücreleri aktifleşiyor. Ve ona cevap vermek zorundayım. Yani hepimiz ruhen, psikolojik olarak başka bir insan ne hissediyorsa onu hissetmeye eğilimliyiz. Demek ki insan aslında merhametli bir varlık. Merhamete teşne bir varlık. İşte insan evladı olarak biz ötekine güvenmeye programlıyız aslında. Başka insana güvenmeye programlıyız. Rahmetli Teoman Duralı Hoca vardı. Felsefe profesörü, geçen sene vefat etti. O derdi ki ben 1000 defa aldatılacağımı bilsem yine de insana güvenmeye devam ederim. Çünkü insan olmak, iyi insan olmak güvenmeye devam etmek demektir. Tabii şöyle bir söz de var. Ferasetli kişi aynı delikten 2 defa ısırılmaz diye de bir söz var. İnsanlara güvenmeye devam edelim ama aldatma potansiyeli olan insanlara karşı da ferasetli olalım, uyanık olalım. Onların hilelerine karşı da dikkatli olalım, değil mi? Şimdi insanı günümüz toplumunda mutsuz yapan, üzüntülü yapan şeylerden bir tanesi yalnızlık duygusu. Yani etrafta yeterince insan olmayışı, yeterince insan tarafından anlaşılmadığımızı düşünmemiz. Bazen etrafımız çok kalabalıktır. Dolar boşalır, bir sürü insan girer çıkar. Ama bizi anlayacak insan yoktur. Bizi hissedebilecek insan yoktur. Bizi en çaresiz anımızda, en zor anımızda, en zayıf anımızda sırtımızı yaslayıp içimizi dökebileceğimiz içten bir insan yoktur. İşte böyle durumlarda ona psikolojik yalnızlık diyoruz. Ciddi bir yalnızlık hissi. Etraf kalabalık ama benim içim yalnız. İşte o insanların sayısını, başımızı yaslayabileceğimiz insanların sayısını artırmak insan mutluluğu için vazgeçilmez önemde. Kimse
Facebook arkadaşlarıyla, Instagram arkadaşlarıyla övünmesin. O arkadaşlar biz yola çıktığımız zaman Nasreddin Hoca'nın Timur'un çadırına girmesi misali arkamızda kimse kalmayı verir. Nasreddin Hoca buralı mıydı? Hı? Akşehirliydi. Akşehir yakın mı buraya? Efendim? Konya'da. Evet. Biliyorsunuz meşhur hikayedir. Filler her tarafa zarar veriyormuş. Köyce toplanıp Timur'un çadırına gitmişler. Fakat tam çadıra gireceği sırada bir bakmış ki Nasreddin Hoca arkada köyden hiç kimse kalmamış. Herkes korkusundan kaçmış gitmiş. O da girince demiş ki hünkârım demiş, devletli sultanım demiş. Bir fil bize yetmiyor. Acaba iki tane buyurmaz mıydınız demiş. Yani bütün maliyeti kendi üstlenmek istememiş tabii. Tek başına fili buradan kaldır diyememiş. Evet. Dostluk, arkadaşlık, yarenlik, bu dünyada yalnız olmadığımızı hissetme, sohbet, gerçek bir sohbetin sıcaklığında ısınabilmek, bir şey beklemeden menfaatsiz dostluklar, menfaatsiz beraberlikler, bunlar insan ruhu için ilaçtır. Hepimiz bu ilaca muhtacız. Etrafımızda insan tutalım. Ama insan tutmak için iki dinlemek, bir söylemek lazım. Günümüzde herkes konuşmak istiyor, kimse susmak istemiyor. Herkes benim derdim daha önemli diyor. Benim derdimi ben anlatayım, beni dinlesinler ama ben başkasının derdini dinlemeye gelince ben dinlemeyeyim. Bu olmaz. İki dinlemek, iki kulak, bir konuşmak, bir ağız. Böyle yaparsak karşımızdaki insanı değerli hissettirmiş oluruz. Böyle yaparsak karşımızdaki insana iyi ki bu insanla konuşuyorum dedirtmiş oluruz. Ben bazen restoranlarda filan kulak kesiliyor. Mesela iki masa öteyi duyuyorsunuz, yüksek sesle konuşuyor. Ya bir saat masada oturuyorsunuz, bir saat boyunca aynı kişi konuşuyor. Diğeri sadece dinliyor. Yazık değil mi bu insanlara? Bunlara konuşma narsisti deniyor. Kendi konuşmasına hayran, bir türlü susamıyor. İşte iyi bir konuşma, iyi bir konuşma, iyi bir sohbet, biraz konuşup biraz dinleyerek, muhatabımıza yer açarak, onu buyur ederek, onunla diyalog kurarak, onunla gerçek manada bir iletişim kurarak, değil mi? İletişim derken ben ona söyleyeceğim, o bana söyleyecek. Kurarak olabilir. İşte insan mutluluğunun en temel şeylerinden birisi günümüzde, şartlarından birisi dinlemeyi bilmemek. Karı koca arasında çok sık olan bir şey, hikaye. Adam eve geliyor yorgun argın. Eşi diyelim ki çalışmıyor ve beklemiş onu evde. Konuşmak istiyor bir saat, iki saat. Çat açıyoruz televizyonu, televizyon seyrediyoruz. Bir insan daha dinlenilmeden kalmış oluyor, değil mi? Bir insan daha değerlendirilmeden kalmış oluyor. Değerlendirilmek şunu demek bence. Yani bu dünyada sen de değerlisin, kıymetlisin. Seni muhatap alıyorum, karşıma alıyorum, konuşuyorum, senin derdini dinliyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Hepimiz bunu isteriz zaten hayatta. Başka ne isteriz? Hissedildiğimizi hissetmek isteriz. Var olduğumuzu hissetmek isteriz. Çocuk doğar, nereye yönelir biliyor musunuz önce? Annenin sesine yönelir, çok iyi göremiyordur. O annenin sesini nereden biliyor çocuk? Anne karnından biliyor. Anne karnındayken annenin sesine alışmış, onun okuduğu ninnilere, onun sözlerine alışmış, o titreşimlere alışmış. Annenin sesine aşina olarak doğuyor zaten çocuk. Ve ona doğru yöneliyor ilk şeyde. Sonra onun yüzüne yöneliyor, onun gözlerine yöneliyor. Bir çocuk annenin gözlerine baktığı zaman bir ışıltı görmek istiyor. O ışıltı nedir biliyor musunuz? İyi ki varsın evladım, iyi ki doğdun, iyi ki bu dünyadasın. Sevildiğini bil. Her birimiz insan ilişkilerinde bunu hissetmek isteriz işte.
Anne baba çocuk ilişkisinde bunu hissetmek isteriz. Karı koca ilişkisinde bunu hissetmek isteriz. Nişanlılar bunu hissetmek ister. Efendim, birbirini sevenler bunu hissetmek ister. Kardeşler de bunu hissetmek ister kendi aralarında. İşte bu hissi geçirebildiğimiz kadar, bu hissi karşımızdaki insana verebildiğimiz kadar bu dünyada kimsesiz değiliz. Sadece almayı düşünmeyeceğiz, vermeyi de düşüneceğiz. Bir başka şey, hayatta bizi mutluluğa götürecek sebeplerden bir tanesi, niçin yaşadığımızı bilmek, niçin varım, bu hayatı niçin sürüyorum, yaşadıklarımın nasıl bir amacı olabilir? Benle bitip gitmeyecek nasıl bir amaç olabilir hayatımda? Nazi Almanya'sında temerküz kamplarında bazı mahkumların hızla öldükleri, bazılarının ise yaşamaya devam ettikleri zor şartlara rağmen bulunmuş. Kim hayata devam ediyor diye baktıkları zaman yaşamak için bir sebebi olanlar, ayaklarının üzerinde duranlar, durmak isteyenler, ben buradan çıkacağım ve şunu şunu yapacağım diyenler daha çok ayakta kalmışlar. Ben buradan çıkacağım ve sonunda diyelim ki intikamımı alacağım, sonunda mesleğime döneceğim, sonunda ailemi toparlayacağım. Ya hayatta bir hedef duygusu olanlar, bir amaç duygusu olanlar, boşa yaşamıyorum ben bu hayatı diyenler. Çok değerli, çok değerli. Hiçbirimizin hayatı değersiz değil. Hiçbirimizin hayatı yeri geldiğinde çok stratejik bir öneme haiz olmayacak değil. Bir yer olur, bir şey olur, bir ufacık çocuğun hayatını kurtarırsınız, o çocuk dünyanın şeklini değiştirir. Bir öğretmen olursunuz, çocuklarınızın gözlerinde bir ışıltı yakalarsınız, o ışıltıyla gayret edersiniz ve o çocuğu bu ülkenin büyük bilim adamı, sanat insanı, efendim, inşa edici bir şahsiyeti haline getirirsiniz. Bir anne olursunuz, efendim, herkesin itip kalktığı bir evladı sevginizle hayata bağlarsınız. Böyle sayısız hikaye var, değil mi? Evladıyla beraber mesela hukuk kitabı okuyan bir anne, evlat ama göremiyor ama anne onunla beraber bütün kitapları okuyor, ezberliyor. Fedakarlık örnekleri. Yani biraz niçin yaşadığımızı, hayatta sadece kendimizden başka bir gayemiz olup olmadığını da kendi kendimize sormamız lazım. Bir amacımızın, bir gayemizin, bir hedefimizin olması da bizi hayata bağlayacak şeylerden bir tanesi. Bir başkası, esen rüzgarlar karşısında çabuk sele kapılmamak, çok çabuk yele kapılmamak, kendimizi hemen mağluplar arasına yazmamak, azmetmeyi bilmek, gayret etmeyi bilmek, hayatta çaba harcamayı bilmek. Bazen hayatın rüzgarları, kasırgaları çok sert eser. Ancak dayanıklı ağaçlar o rüzgarlar karşısında boyunlarını büker ve o rüzgarların üzerlerinden geçip gitmesine izin verirler. Hayatın dayanıklılığı da şu demek: 8 defa yere düşsem de 9 defa kalkarım. Mücadele etmeye devam ederim, çaba harcamaya devam ederim. Gayret göstermeye devam ederim. Gayret hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. İnsanı yapan gayretidir. Bir şair diyor ki, sen uçuşu hatırla, kuş ölümlüdür. Hepimiz ölümlü, fani varlıklarız. Bu dünyada kısacık bir hayatımız var. Bizden geriye hangi uçuş kalacak? Hangi efendim çaba kalacak? Hangi gayret kalacak? İnsanlar arkamızdan hangi hoş sadayı bıraktığımızı söyleyecekler? Kendi kendimize sormamız gereken şey budur. Çoğu zaman genç dostlarla konuşurken genç arkadaşlarımız diyorlar ki, ya bu dünya için çalışmaya değmez. Bak, çalışsak ne olacak? Gayret etsek ne olacak? Ben de onlara diyorum ki, önce bir gayret et, ne olup olmayacağını görelim, ondan sonra buna karar verelim.
Yani hiç hayatta sorumluluk almadan, elimizi taşın altına koymadan ilerleyemeyiz, değil mi? Bir çaba harcamak zorundayız, bir gayret harcamak zorundayız ki çabamızın neyi değiştirdiğini görebilelim. 1000 millik bir yol bir adımla başlar derler. Bir adım atarsınız ve uzun bir yolculuk başlar. Kanatlarınızı açarsınız ve nereye kadar gidebileceğinizi, ne kadar uzağa gidebileceğinizi görürsünüz. Dolayısıyla insanı yapan gayrettir, çabadır ve hayatı yapan şey de yine bu çaba ve gayret duygusudur. İnsan olarak bir başka şey, organik insanlar olmaya gayret edelim. Bazılarınız bana bu kitabı imzalattı. A diye bir kitap imzaladım. A, sanal dünyada gerçek kalmak başlıklı bir kitap. Sanal dünyada nasıl gerçek kalacağız? Telefonlarımızı kapatmayı bilerek, yüz yüze konuşmayı artırarak, evin içinde telefonları kapattığımız yarım saatler, bir saatler inşa ederek, evin içinde pek çok ailede duyduğum şikayetlerden birisi, konuşmuyoruz. Çocuğumuz bizimle konuşmuyor, biz kendi aramızda konuşmuyoruz. Evde herkes bir ekran karşısında sarhoş. Herkes bir ekran karşısında uyuşmuş vaziyette. Hayatın canlılığını nasıl hissedebiliriz? Birbirimizin yüzüne bakmazsak, gözüne bakmazsak, birbirimizin gözünde, yüzünde o canlılığı, iyiliği hissetmezsek, hayatın canlılığını nasıl hissedebiliriz? Biz canlı ve yaşayan insanlar olduğumuzu nasıl hissedebiliriz? Bunları kapatmamız lazım arada. Her zaman kapalı tutmayın ama sadece burada yaşamayalım diyorum. Organik insanlar olalım. Birbirimizin üzüntüsünü, gözyaşını, sıkıntısını fark edebilen insanlar olalım. Biliyor musunuz 30-40 sene içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma bize şunu söylüyor. Anne babaların çocuklarının gözünün içine bakarak konuşma süresi yarı yarıya azalmış. Şimdi otizm ve benzeri rahatsızlıklarla ilgili neredeyse salgın boyutuna varabilecek gelişmelerden bahsediliyor. Neden? Çocuklar çok küçük yaşlardan, çok küçük aylardan itibaren ekranla muhatap oldukları için. Ekrana bakan çocuk dil gelişimini geliştiremiyor, dili geliştiremiyor. Dolayısıyla ilk 3 sene mutlak surette çocukları ekrandan uzak tutmak gerektiği bugün dile getiriliyor. Organik insanlar olmak, sahici insanlar olmak, bir araya geldiğimizde hakikaten birbirimizle ilgilenmek, ekranlara bakmamak, önümüzdeki telefonlara, bilgisayarlara bakmamak. Bu da insanı daha mutlu, daha huzurlu yapacak şeylerden bir tanesi. Sevdiklerimize zaman ayırmak. Bizim verdiğimiz bir psikoloji egzersizi. Diyoruz ki hayal et. Hadi herkes hayal etsin bakalım. Şimdi herkese bir hayal egzersizi. Ne kadar bu gürültünün içinde acaba, tabii hayal edebiliriz bilmiyorum ama yapabildiğiniz kadar yapın. Allah gecinden versin. Vermesin hatta. Bir acil servistesiniz. Kalp krizi geçiriyorsunuz ve doktor size masaj yapıyor. 3-4 kişilik bir heyet hıraş bir şekilde kan ter içinde size masaj yapıyor. Ölü, bazen bilinciniz kapanıyor, bazen geri geliyor. O sırada kendinize bir söz veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şu acil servisten kurtulursam yarın ilk işim şu olacak. Yarın ilk işim şu olacak. Biraz küçük bir grup olsaydık bunu bir grup terapisi şeklinde çalışma yapabilirdik. Evet, ne yapardınız? Size soruyorum, evet. Sena Nur. Evet.
Yarın şöyle. Yarın ölebilirsiniz. Hayatınızı diyorsunuz ki Allah'ım bana bu hayatı bağışlarsan artık geçmişte yaptığım şunu yapmayacağım ve yarın sabah bunu yapacağım. Bu mudur? Evet, böyle bir değişiklik yaparım dedi. Genç arkadaşlarımızdan var mı söz isteyen? Evet, buyurun. Yüksek sesle. İbadetlerime daha çok zaman ayırırdım herhalde. Evet, ibadetlerime daha çok zaman ayırırdım dedi. Ve adın neydi? Daha iyi bir insan olmak için daha iyi bir daha iyi bir insan olmaya çalışırdım dedi. Aynen. Adın neydi? Meryem Nur. Meryem. Evet, orada bir kardeşimiz var. Ertelediğim şeyleri ertelemezdim dedi arkadaşımız. Evet. Buyurun. Efendim? Anneme daha çok sarılırdım. Bakın hepsi ne kadar insani, ne kadar sıcak, ne kadar güzel şeyler değil mi? O zaman biz de diyoruz ki şimdi siz bunları söylediniz ya. Ne duruyorsun? Hemen şimdi git yap. Hadi hayatındaki değişikliği şimdi yap. Şimdi hayata geçir. Niye oyalanıyorsun? Niye vakit kaybediyorsun? Yarından kim emin? Yarına çıkacağımızdan kim emin? Kişisel olarak şöyle bir düsturum var. Birisi bana şöyle bir soru sorduğu zaman mutlaka kendimce bunu ekliyorum. Mesela yarın Aksaray'a kaçta geleceksin? Kim biliyor ya? Yarını kim biliyor? Ben derim ki yani inşallah işte saat 3'te konuşmam başlayacak. Kısmetse 3'te başlarız. İnşallah 3'te başlarız. Allah nasip ederse 3'te başlarız. Bilmiyoruz. Hayatı bize neler getirebileceğini, yarın bize neler getireceğini bilmiyoruz. O halde erteleyerek yaşamak yerine değil mi? Şimdi bugün hakkını vererek yaşamaya çalışmak lazım. Bugün ne istiyoruz? Bugün hayatımızı nasıl zenginleştirmek istiyoruz? Onu hemen şimdi yaşamaya gayret etmek lazım. Mutluluğun en önemli şeylerinden bir tanesi, rükünlerinden bir tanesi anın evladı olmaktır. Anın hakkını vermektir, bugünün hakkını vermektir. Anksiyete hastaları, endişe bozukluğu hastaları geleceğin baskısı altında yaşarlar. Yarın öyle bir deprem olacak ki hepimiz altında kalacağız diye mesela kuruntu yapabilir. Depresyon hastaları geçmişin baskısı altında yaşarlar. Derler ki geçmişte şöyle şöyle kötü şeyler oldu. Geçmiş bir türlü iflah olmaz. Geçmiş düzelmez. O halde bugünü de yaşamanın anlamı yok. Ama daha hakkaniyetli bir şey, sufilerin İbnül Vakt olmak dediği, vaktin evladı olmak dediği şeyin hakkını verir. Yani bugün, şimdi nasıl yaşamam gerekiyorsa öyle yaşamam. Değerlerime uygun, efendim, doğrularım istikametinde ve sadece kendim için değil, başka insanlar için de yaşamak. Hayat bir maraton yarışı gibi. Başta çok hızlı koşuyoruz, sonra yoruluyoruz, sonra yarışı terk ediyoruz filan. Ama hakkıyla yaşandığı zaman, hakkıyla koşulduğu zaman insanı her zaman zenginleştiren, iyi ki geldim, iyi ki buradayım, yaşadığıma ve burada olduğuma değer dedirten bir şey. Bazen burada olmamızın sebebi bir dertli başa teselli olmaktır. Bazen burada olmamızın sebebi ağrıyan bir kalbin ağrısını dindirmektir. Belki sadece kendimizle sınırlı değildir amacımız. Belki biz varız diye dünya daha güzel bir yerdir. İşte onu keşfetmek. Biz varız diye dünya nasıl daha güzel olabilir? Onu keşfetmek. Varlık amacını, varoluş amacını keşfetmek. Genel bir size böyle bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ama bunların daha fazlasını kitaplarımda zaten yazıyorum.
pek çoğunuz da görebildiğim kadarıyla okuyorsunuz. Henüz kitap okumamış, ben kitap okumaya çok efendim zaman ayıramıyorum diyenler varsa, bir kısmınızın dinlediğini tahmin ettiğim Saadettin Ökten Hoca ile Gönül Sadası adlı programımızı iş yaparken efendim dinleyebilirsiniz, araba sürerken dinleyebilirsiniz efendim. TRT arşivinde bulunan İnsanlık Hali adlı programımız 2 sene sürdü. Onun kayıtlarını zaman zaman dinleyebilirsiniz. Orada da şu anda özetini sunduğum bu görüşlerin daha tafsilatlı bir şekilde açılımını yapmaya çalışıyorum. Ben şimdilik burada bitireceğim ama konuşmamı bitirmeyeceğim. Size söz vereceğim. Siz soru soracaksınız, ben söyleyeceğim. Böylece sizin merak ettiğiniz hususlar varsa onlara cevap vererek ilerlemek istiyorum. Hepinize dikkatiniz için, burada olduğunuz için ve Aksaray Belediyesi'ne de nazik davetler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, cesur soru sahipleri aranıyor. Hiç çekinmeden lütfen sorularınızı sorun. Şimdi en önde bir hanımefendi, sonra arkada beyefendi, hemen arkada sizinle devam edelim. Evet. Şöyle başlayayım. Kızımı kaybettim, fiziksel anlamda değil. Başı sınuklar için kılavuz kitabınızı okuyup bitirdikten sonra kitabın en sonuna, kitaptan sizin yazdığınız, "Seni duymak için beni susturmayı başaramadım" cümlesini not almışım. Şimdi kalp krizinden sonra dediniz ya, yarın evet, ne yapardınız? Evet. Yapmak istediğim çok şey var ama geriye dönmek aslında. Yapmak istediğim şey geriye dönmek, o da imkansız. Çünkü bu cümleden anlıyorsunuz yapmak istediğimi. Nasıl şifa bulabilirim? Yani ne yapabilirim? İnsan ilişkilerinde onarılmayacak bir şey yoktur. Çok ağır cürümler dışında. Çok ağır cürümler dışında. İnsan hayatın değişik dönemlerinde farklı hassasiyetler içinde olabilir. Karşımızdaki insan farklı hassasiyetler içinde olabilir. Bakın, Anadolu'da bir şehirde yine böyle konferans veriyorum. O bölgenin çok saygın, herkesin hürmet ettiği bir alim hocası, dini bilgin hocası bana bir gün dedi ki, böyle yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, konuşmalarımız bitmiş. "Hocam" dedi, "sana bir hikaye anlatacağım" dedi. "Oğlum" dedi, "bana küstü" dedi. "Herkesin derdini çözen ben" dedi, "bu şehirde" dedi. "Herkese yeten ben. Oğluma yetemedim" dedi. "Anlayamadım ne olduğunu da" dedi. "Küstü, konuşmadı benimle. Uzun müddet konuşmadı. Sonra neyse, araya aracılar koyduk, dostlar koyduk filan. Benimle konuşmaya razı oldu" dedi. Çocuk demiş ki, "ben okuldan eve geldiğim her seferinde evin içine giriyorum, seni kütüphanende ders çalışırken görüyorum. Sen de beni görüyorsun kapı aralığından. Fakat bir kere bile bana hoş geldin demedin." Alınmış, içerlemiş çocuk. "Bir kere bile bana hoş geldin demedin. Herkesle ilgilendin, benimle ilgilenmedin" demiş. Şimdi hocaya göre belki orada öyle demesi gerekmiyordu. Çok ilimle uğraşıyordu filan. Kalkıp şey yap, ama yapsaydı bir gönül kazanmış olacaktı. Yapsaydı o evlat belki kırılmamış olacaktı. Ama her şey olup bittikten sonra tamir edilemez cürümler çok ağır cürümlerdir sadece. Yani herkesin, ortak insanlığın
cürüm olarak kabul ettiği şeylerdir. Onun dışında affedebilmemiz lazım. Affetmek üzerine çok konuştum bugüne kadar değişik Anadolu şehirlerinde. En son 5-6 sene önce Kayseri'de bir konuşma yapmıştım. Birisi bana mektup yazmış, bir genç kız. Kaç yeni sene sonra bu konuşmadan sonra affedemediğim ablamı affettim ve barıştım diye. Affedebilmek içimizden geçmiş olayların geçip gitmesine izin vermektir. Bir yanlışlık oldu. Sen yaptın, ben yaptım ama ikimiz de daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisine izin vermeliyiz. Daha iyi insanlar olabilmeye, kendimize birbirimize izin verebilmeliyiz demek. Bunu anlatabilecek bir zemin bulmak lazım. Bunu anlatabilecek bir zemin bulmak lazım. Ego savaşı, egoların bilek güreşi, insan ilişkilerinde çözümsüz bir şeydir. Misilleme misillemeyi doğurur. Birisi intikam alır, öbürü daha fazla intikam almak ister. O daha fazla intikam alınca bu sefer öbürü dozunu artırır ve kan davasına döner gider bu iş. O yüzden umarım inşallah kızınızın kalbi yumuşar, onu daha kendinizi daha iyi anlatırsınız, daha güzel ifade edersiniz, ifade etmek için daha güzel kanallar bulursunuz. Belki başka birileri devreye girer ve yeniden buluşur, konuşursunuz. Çünkü her evlat, nasıl, her anne zaten doğuştan annesini sever, o evladını sever. Annelik çok nadiren, yani böyle ağır bir kişilik bozukluğuyla olması lazım yani bir annenin evladını sevmemesi için. Anneler zaten evladını sever ama bir evlat da daima annesini, babasını sevmek ihtiyacındadır. O da bir fırsatını bulsa mutlaka size gelecektir. O yüzden hiç ümidi kesmeyin, kaybettim demeyin. Ve her yönde, olumlu yönde gayret göstermeye devam edin. Allah kavuştursun diyorum. Evet, başka sorular. Bakın, bir daha kaç sene sonra gelirim bilmiyorum. Bulmuşken sorun soruları. Evet beyefendi. Hocam hem hoş geldiniz hem de konuşma için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam şunu soracaktım. Az önce bir diyalogdan, daha ziyade bir monologdan bahsettiniz. Yani bir kişinin evet, sürekli dinlediği, ötekinin evet, de sürekli konuştuğu bir narsizm örneğinden bahsettiniz. Şimdi insanlarla dostluk kurabilmenin yolunu iyi dinleyici olmaktan geçtiğini söylediniz. Şimdi birçok insan günlük hayatında bunu pratik olarak deneyimliyordur. Yani dinliyorsunuz ama dinlenemiyorsunuz. Ama evet, onu da sürdürmek istiyorsunuz. Kendinizdeki değer atfettiğiniz için dinliyorsunuz. Bu tarz vakaların çözümü var mıdır hocam? Yani birey, iyi dinlediğini düşünen birey kendini dinlettirebilir mi? Yani işte bence o konuşma narsistlerine uyarmak lazım. Onlar çoğu zaman farkında olmuyorlar ve herkes zaten zevkten dört köşe oluyormuş gibi hissediyorlar onlar konuşurken. Gerçeği değerlendirme kabiliyetleri bozuluyor. Dolayısıyla müsaadenle bir araya girebilir miyim diye hatırlatmak lazım. Yoksa bırakırsanız yarım saat, bir saat konuşan bir insan bizi de sıkar yani, değil mi? Bir konuşmanın böyle olmasını istemeyiz. Biraz ben konuşacağım, biraz o konuşacak. Sohbet dediğim budur. Karşılıklı konuşmadır. Karşılıklı iç dökmedir. O yüzden o tarz insanlarla karşılaştığınız zaman lütfen uyarmaktan hiç çekinmeyin. Hayır diyebilmek ruhun özgürlüğüdür. Benim kitaplarımdan bir cümle. Hayır diyebilmek ruhun özgürlüğüdür. Bize sıkıntı veren herkese hayır demeyi başarmalıyız. İrademizi bu yönde kullanmayı bilmeliyiz. Çoğu insan, Anadolu'da daha yaygın, aman beni kötü bilmesinler, aman bana kötü olmasınlar diye söylemesi gereken şeyleri söylemeyebiliyor. Ama o zaman bizim kişiliğimiz yavaş yavaş aşınıyor. Söylememiz gereken her yerde güzel bir lisanla, güzel bir üslupla söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Efendim?
Yani şimdi böyle birini frenlemek de kolay değil. İstediğimiz kadar nezaketle söyleyeyim. O zaman ufak ufak uzaklaşacaksınız oradan. Teşekkür ederim hocam. Evet. Evet, Sehanur. Senanur. Senin ismini ezberledim. Hocam, evet. Öncelikle hoş geldiniz. Kitabını unutma. Adım burada. Sedanur. Sedanur. Evet. Konuştuğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Kendimizi gerçekleştirmek için bir yola çıkmaya hazırız. O yolun getirilerine de razıyız. Fakat çevremizde de bizim yürüdüğümüz yolun zahmetini göremeyen birçok insan var. Sadece sonuca odaklanan birçok insan var. Bu durumda ne yapmalıyız? Yani nasıl hareket etmeliyiz? Öğrenebilir miyim? Tevfik Fikret bir şiirinde demiş ki, kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim, fikri hür, vicdanı hür bir şairim. Ne demek? Kendi yörüngemde, kendi menzilimde kendim uçarım. Başkalarından alkış beklemem. Kimseden ümmidi feyz istemem, dilenmem peybirubal diyor. Kimseden alkış, efendim şakşak, aferin beklemeden çıktığımız yoldur sahici yol. Hiç önemli değil, sen yanlış yoldasın desinler. Sen inanıyor musun çıktığın yola? Bütün mesele odur. Senin kendine duyduğun inançtır. O yola duyduğun inançtır. O yolun sonunda varacağın yere duyduğun inançtır. Bazı yollar çok yürürüz, bir yere çıkmayız. Ama yola çıkmışızdır. Helal olsun bize. Değil mi? O yolu çıkmaya cesaret ister çünkü. Olmak cesareti demiştim ben buna bir kitabımda. Olmak cesareti. Kendin olabilmek cesareti. Başkalarından alkış almadan, başkalarından efendim bravo almadan doğru bildiğin yolda kendin yürüyebilmek. Hiç önemli değil başkalarının alkışları. Sen kendini alkışlayacaksın. Teşekkürler. Evet, arkada bir beyefendi vardı. Buyurun. Hocam teşekkür ederim konuşmanız için. Estağfurullah. Naçizane toplum bilimciyim ve içinde bulunduğumuz zamanda gençlerin ve bizim giderek bireyselleştiğimizi, bireyselleştikçe de bencilleştiğimizi görüyorum, dinliyorum siz büyüklerimizden. Bu toplumsal dönüşümün önüne geçebilmek için bencilliğimizi tedavi edebilmek için neler yapabiliriz? Bunu sormak istiyorum hocam. Evet, teşekkür ederim. Önemli bir konu bu. Bütün dünya materyalistleşiyor. Bütün dünya bencilleşiyor. Aslında biz de bundan payımızı alıyoruz. Biz nispeten daha az etkileniyoruz Batı dünyasına göre ama aileler ne yapabilir? Yardım yaparken çocuklarını birlikte götürebilir. Çocuklarına her şeyi ölçüsüzce almak yerine bazı şeyleri eskiyerek giydirmeyi öğretebilir. Tutumluluğu öğretebilir. Artırdığı parayla bir hayır cemiyetine yardım etmeyi öğretebilir. Zor durumdaki arkadaşlarına nasıl yardım edeceğinin formüllerini birlikte arayabilir. Yani aile yardım eksenli, bir başkasının sızısını, derdini dindirme eksenli bir aile olursa çocuk da zaten o iklim içinde büyüyecektir. Yani işin özü çocuklarımıza hep almayı değil, zaman zaman vermeyi ve gönülden vermeyi de öğretebilirsek bu bencilliği bir yerde kırabiliriz diye düşünüyorum. Bunun yolu da aileden geçer. Ailede ahlak, empati, merhamet dediğimiz şeyler ailede başlar. Evet, buyurun bir beyefendi vardı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de psikolog danışmanım, ruh sağlığı alanında çalışıyorum. Sizin gibi duayen bir insanı bulunca sormak Eyvallah. İstedim hazır. Estağfurullah. Lisede çalışırken en büyük sorunumuz şu anki öğrencilerle çalışırken en büyük problem teknoloji bağımlılığı. Konuşmanızda da bahsettiniz aslında bu durumla ilgili.
Ancak verdiğimiz seminerlerde hep odaklandığımız noktalar, siz de psikiyatri alanından geldiğiniz için sanırım, genel eğilimde şu şekilde, semptomları önleyelim, sorunu çözelim gibi bir yaklaşım var. Ancak ben şunu gözlemledim, çocuklar teknoloji olmasa bile ne yapacaklarını bilmiyorlar, nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Çok doğru. Bu noktada neler yapılabilir? Yani şu an çekirdek bir ailenin içerisinde yaşıyor ve anne babaların ikisi de çalıştığı bir ortamda sanki rol model eksikliği yaşıyor çocuklar aynı zamanda. Tamamen teknolojinin esiri altında oradaki gösterilenler, rol model olan kişiler, kurumlar her neyse onların etkisi altında bilinçsiz bir şekilde devam ettiklerini düşünüyorum. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Çok önemli bir konu bu. Hakikaten çocuklar ekran ellerinden alındığı zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü aileler onlara onu öğretmemiş. Çünkü aileler boş zaman nasıl geçirilir birlikte çocukla bu konuda bir egzersiz yapmamış. Yani çocukları dünyaya getirmek yetmiyor. Saldım çayıra, Mevlam kayıra felsefesi çocuklar söz konusu olduğu zaman işe yaramıyor. Dolayısıyla anne ve baba zamanının bir kısmını çocuklarıyla konuşarak, sohbet ederek, onların sorularına cevap vererek geçirmek zorunda olduğunu bilmeli. Annelik ve babalık sadece önüne yemek koymak veya maişetini temin etmek değildir. Psikolojik olarak da orada var olmaktır. O da konuşmayı, sohbet etmeyi, organik ilişki kurmayı gerektirir. Hafta sonları birlikte vakit geçirmek, spor kurslarına çocukları yazdırmak, arkadaş gruplarıyla bir araya gelmesine müsaade etmek, kendini geliştirebileceği her türlü ortamda bulunmak, şu fuara beraber gelmek, beraber kitap seçmek, beraber kitapları karıştırmak. Yani çocuğumuzun hayatında olursak, bu tür akıllı alet edevatın çocuğunuzun hayatında olma ihtimali azalacaktır. Bu şu demek değildir. Bunlar cazip şeyler. Anne babanın sunduğu hayattan daha cazip şeyler sunuyorlar. Hareket sunuyorlar, aksiyon sunuyorlar, puan kazanma sunuyorlar. League of Legends'ta şampiyon olma ihtimali sunuyorlar. Çocuklara kendini önemli hissettiriyorlar. Büyük bir tuzak bu. Yani adamlar bunu tasarlarken, buradaki oyunları tasarlarken geri planda onlarca psikolog çalışıyor. Bunları nasıl daha bağımlı hale getiririz diye. İşte yeri geldiğinde anne baba perhiz saati diyecek. Herkes bütün ekranları kapatıyor diyecek. Evin içinde bütün ekranlar kapanacak. Bir saat hiç elektronik alet edevat açık olmayacak. Ne televizyon, ne cep telefonu, ne başka bir şey. Birbirimizin yüzüne bakarak konuşmayı öğreneceğiz. Dijital Çocuk diye bir kitabım var. Orada ayrıntılı olarak, daha tafsilatlı olarak anlattım ama büyük bir problem tabii. Ama anne babalar da uğraşmak istemiyor. O yüzden büyük bir problem. Evet, başka son iki soru. Son üç soru. Önde bir hanımefendi kucağında bebeği var. Evet. Şurada bakın. Hocam öncelikle bu konuşmayı karşılıklı yapabildiğimiz için çok teşekkür ederim. Çünkü yeri gündür neredeyse gelen yazarları sadece dinliyoruz ve o kadar çok bilgi yığını oluştu ki dışarıya çıkınca kusuyor beynimiz. Onun için karşılıklı oluşturduğunuz için çok teşekkür ederim bu konuda. Benim sorum şu noktada, psikolojik altyapısı olmayan biri, yani geçmişinden destek almayan ya da etrafından destek alma ümidi çok olmayan biri psikolojik dayanıklılık için ne yapabilir? Teşekkür ediyorum. Evet, yani bazı şeyler sabru sebat ile elde edilir. Yani sabretmek ve sebat etmek, yani kararlılık göstermek. Birinin bir sözü var, diyor ki her gün yürüdüğün yoldan bir defa daha yürü, bu sefer daha dikkatli bak. Hayatımızda bir sürü şey biz dikkatli bakmadığımız için dikkatimizden kaçar.
bir daha yürümek, daha dikkatli bakarsak başka bir yürümektir. O ikinci farklı bir yürümek olur. Hayatımızı her hatadan sonra daha farklı bir şeyler öğrenmiş olarak yaşayabilirsek psikolojik dayanıklılığımız artar. Hayatın bize öğretmesine ve biz de kendimiz hayattan öğrenmeye izin verirsek psikolojik dayanıklılığımız artar. Bu ne demek? Hayattan öğrenmek ne demek? Bu yoldan gittim ve başıma bu iş geldi. Demek ki bu yoldan gitmenin riskleri budur. Bir dahaki sefere bu yoldan giderken şunlara dikkat etmem lazım. Veya bu yoldan değil de şu yoldan gitmeyi tercih etmem lazım. Hayat sürekli bir öğrenme yolculuğudur. Zaten oldum diyen öldüm der. Yani hiçbirimiz olmuyoruz ki. Sürekli bir gelişme halindeyiz. Sürekli bir tekamül halindeyiz. Kendimizi geliştirme halindeyiz. Mesele sırtımızın yere geldiğini kabul etmemektir. Mesele hayatta hep yeni yollar açabileceğimizi idrakinde olmaktır. Azimdir, sabırdır, sabru sebattır. Bazen bir kapının eşiğinde beklemeyi bilmektir. Israrla zamanı kollamaktır, doğru zamanı kollamaktır. Sabır şu demek değil, yani böyle pasif bir şekilde oturayım, hiçbir şey yapmadan bekleyeyim değil. Aktif sabır lazım bize. O ne demek? Doğru zamanı kollayıp yeni hamlelerle yeniden o kapıları zorlamak. Doğru zamanı kollayıp. Şartlar olgunlaştığında, ben olgunlaştığımda. Uzun bahis, yeni bir kitabım çıkıyor. Orada bunu epey uzun ele aldım. Sanırım Kasım ortasında kitapçılarda olur. Kitabın adı Kendi Özünü Bil. Yunus Emre'nin bir şiirinden ilhamla bu başlığı koydum. Mesele diyor Yunus Emre, kendi özünü bilmektir. Orada bu psikolojik dayanıklılık kısmına epey bir bahis ayırdık. Oraya bakarsınız inşallah kitap çıktığı zaman. Evet, iki soru daha alabiliriz. Şu taraflara hiç dönmemişiz. Buyurun genç hanım, evet. Mikrofonu bekleyin. Öncelikle merhabalar. Çok ufak bir soru sorayım diyecektim. Benim insanlar, hani arkadaşlıklar arasında genel olan bir şey. Çok fazla iyi davrandığın zaman insanlar bu suistimal edilebiliyor veya göz ardı edilebiliyor. Ya da çok soğuk olduğun zaman da bu kişinin kendisine zarar veren bir şey arkadaşlık açısından. Ben bunun dengesini sizce nasıl kurabilirim? Yani bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ettim. Şimdi çok önemli bir soru bu. Schopenhauer diye bir düşünür var. Onun verdiği bir kirpi örneği vardır. Schopenhauer'in kirpileri şöyle. Kirpiler birbirlerine kış, soğuk kış gecelerinde üşüyorlar ve fazla sokuluyorlar. Fazla sokulduğu zaman kirpilerin okları birbirine batıyor, canlarını yakıyor ve kaçıyorlar birbirlerinden. Fakat fazla uzaklaştıkları zaman birbirlerinin vücut ısısından yararlanamadıkları için donup ölüyorlar. Dolayısıyla öyle bir mesafede olmaları lazım ki ne birbirlerinin okları birbirine batsın ne de birbirlerinin sıcaklığından uzak kalsınlar. İnsan ilişkileri de böyle işte. Ne büsbütün uzak kalabiliriz ne de fazla laubali olup, moda deyimiyle mıç mıç olup, iç içe geçip kendi şahsiyetimizi feda etmeliyiz. Bir mesafemiz olur ama o mesafe samimiyete izin verecek kadar olur. Ama o mesafe birbirimizin haklarını yok edecek kadar olmaz. O dengeyi herkes kendisi ayarlayacak. Sen de kendi arkadaşlarına kendini ayarlayacaksın. Evet, arkada bir beyefendi, buyurun. Sonra o taraftan bir söz verelim ve bitirelim. Bu soruyu sormazsam olmaz diyen birisi varsa ona söz vereceğim. Evet. Buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz Aksaray'ımıza. Konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten cümleleriniz, sözleriniz ruhunuzdan damıttığınız için şifa oluyor bize. Sağ olun. Saadettin Hocam'la da yapmış olduğunuz programı sık sık takip ediyoruz. Gerek evet. Platformlardan, Spotify'dan vesaire.
Hocam ben şeyi soracaktım. Narsistik merhameti biraz daha modern insan kafasıyla, örnekleriyle açmanızı rica edeceğim. Bir de modern anlamda annelik mesleğinin tenzili rütbe şekliyle düşürüldüğünü ve tabiri caizse böyle ayaklar altına alındığını ifade etmiştiniz Yavaş'ta kitabınızda. Bununla alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim birkaç kitabımda değindiğim narsistik merhamet şu demek. Özellikle bu Avrupalılarda sık görüldüğü biçimiyle. Sadece kendinden olana merhamet etmek, kendisi gibi olana merhamet etmek, kendisi dışında olana asla merhamet etmemek. Yani mültecilerin botlardan düşürülmesi, ölüme terk edilmesi mesela. Anneliğin tenzili rütbeye uğratılması, yani anneliğin değer kaybına uğratılması ise bir modern propaganda, yani kadının annelikten önceki vazifesinin sadece iş olduğunu, hatta işten eğer isterse, canı isterse anneliğe vakit ayırabileceği yönünde bir telkin. Bu her kadın anne olmak zorundadır anlamı çıkmaz buradan. Ben asla böyle bir şey söylemiyorum. Yani kadınlar tercihlerine göre anne olabilirler, olmayabilirler. Ama anneliği sanki ikinci sınıf bir işmiş gibi takdim eden hokus pokusa karşıyım. Anneliğin çok kıymetli, çok değerli bir iş olduğunu, her zaman taltif edilmesi gereken, alkışlanması gereken bir iş olduğunu ve iyi annelerin çocuklarının ruhuna çok sağlam ilmekler attığını her zaman dile getiriyorum. Bütün kitaplarımda bunu dile getiriyorum. Ve o yüzden yani anneliğin böyle ikincil, üçüncül bir işmiş gibi, hani başka şeylerin yanı sıra lütfen yapılabilecek bir işmiş gibi sunulmasını doğru bulmuyorum. Yani annelik de babalık da her şeyden öncedir. Yani mesleklerimizden de kariyerlerimizden de öncedir. Onu dile getirmeye çalışıyorum. Evet, var mı bu taraftan soru? Evet, bir tane hanım kardeşimiz çok istekli. Evet. Hoş geldiniz diyeyim hocam. Ben de bir psikolojik danışmanım. Alanımı çok seviyorum. Gerçekten severek yaptığım bir iş. Ama bazı zamanlar oluyor ki kuramları, öğretileri düşündüğüm zaman psikoloji alanında maneviyatı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığımı da hissedebiliyorum. Yani sizde soracağım soru şu: biz psikolojik danışmanlara özellikle de hani inanç anlamında gerçekten ahiret inancını taşıyan psikolojik danışmanlara bu maneviyatı kaybetmemek için vereceğiniz öneriler var mı? Bunu sormak istiyorum. Maneviyatı niçin kaybediyorsunuz? Şöyle niçin kaybediyorum? Çok fazla dünya ile meşgul olan insanlarla, bazen danışanlarla karşılaşıyorum. Bazen de hani o öğrendiğimiz kuramları, öğretileri düşündüğümüz zaman hani ya, çelişkiye düştüğüm zamanlar oluyor. Yani bunun için sizin bir öneriniz var mı? Hani nasıl ilerleyebiliriz? Yani şöyle söyleyeyim size, bakın tabii terapi ekollerinin bazı düşünsel, ideolojik ön kabulleri olabilir. Terapi adlı kitabımda ben batılı psikoterapilerin böyle bir kültürel çözümlemesini yapmaya çalıştım. Bazıları maneviyattan çok uzak olabilir. Freud'un psikanalizi öyledir mesela. Bazıları daha yakın olabilir. Siz kendi meşrebinize uygun olanı okumalı, öğrenmelisiniz. İnsan hayatı çok zengindir. İnsan hayatı sadece tek bir boyuta indirgenemeyecek kadar zengindir. O zenginliğin bir parçasını da insanın Tanrı'yla, Allah'la kurduğu ilişki oluşturur. İnançlı bir insan için bu çok mühim bir ilişkidir. Dolayısıyla bir terapistin yeri geldiğinde
danışan bu konuyu konuşmak istediğinde onu konuşabilecek donanımda da olması gerekir. O konular konuşulmaz, o konular bilim dışı demek, bizzat kendisi bilim dışıdır. Lütfen çeşitli okumalarınıza devam edin. Mesela daha varoluşçu terapistleri okursanız, varoluş düşünürleri okursanız bu konuya daha fazla yer ayırdıklarını görürsünüz. Transpersonel psikoloji akımını okursanız bu konuya çok ağırlıklı bir yer ayırdıklarını görürsünüz. Yani cari olan, ortalıkta olan birkaç ana akım şeyle yetinmeyin. Kendinizi zenginleştirin ve kendi düşüncelerinizden korkmayın. Kendinize güvenin. Üzerinde oturduğumuz toprakların birikimine de güvenin. Teşekkür ederim. Son bir sual. Hocam, vaktimizi bayağı açtık. Vaktimiz kalmadı mı? Efendim, vaktimizi aşmışız. Arkada bir beyefendi var. O çok şey yaptı. Ona da cevap verip kısaca hemen müsaadenizi isteyip Konya'ya geçeceğim çünkü. Oradan da İstanbul'a geçeceğim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sağ olun. Benim çok merak ettiğim, irademiz mi nefsimizi yönetiyor, nefsimiz mi irademizi yönetiyor? Yani bunun şeyini bulamadım ben, bir çelişki içindeyim. Aydınlatırsanız çok teşekkür ederiz. En zor soruyu en sona saklamış. Vallahi bilmiyorum, aklıma evet. Şimdi geldi. Evet. İrademiz nefsimizi yönettiği kadar insan oluyoruz, öyle söyleyelim. İrademiz nefsimize galip gelebildiği kadar insanlaşıyoruz. Yoksa nefsimiz her seferinde nefsi emmare, en aşağı nefis iradeye galip gelirse insanlıktan aşağı doğru düşüyoruz, değil mi? Bütün mesele irademizi galip getirebilme iradesi zaten, çabası. O da kolay bir şey değil. Hep bir çaba, hep bir gayret üzere olmayı gerektiriyor. Sevgili Aksaraylılar, çok teşekkür ederim. Var olun, hoşça kalın. İnşallah yine görüşürüz efendim.